Bu yapılan baronluk oylaması için bir itirazı olan var mı? Herhangi bir ticaret karşılığında. Var. Tamam, bir saniye. Önce bir sözümü bitireyim. Bir ticaret karşılığında araç alımı, silah alımı, para alımı ya da farklı bir ticaret karşılığında oy isteme ya da farklı ticaret yollarından farklı bir ayrıcalık tanıyarak oy isteme durumu ya da farklı bir haksız kazanç söz konusu mu? Sizlerden tek tek itirazı olanlar varsa dinleyelim. Kimse yoksa ben başlayayım istiyorsanız. Evet, biraz yaklaşalım masaya. İnsanlar da görsün. Evet, Oradan mı dinliyoruz. başlıyorsun? Evet, Görsel dinliyoruz. herkes. Medallinin oy karşılığı için para, tuğlalı ve araba verdiği belli. Kanıtlar da elinde mevcut. Evet. Şimdi para, Bu kadar saydığım tuğlalı halde ve ağzından konuşulan da var. Evet. elimizde kanıt da mevcuttur Para, tabii. tuğlalı ev ve Araç. araç. Bu üçünü bir oy için mi yapıyor yoksa bu şehir geneli için mi? Şehir genelisin zaten o kişiler de bu masada var. Onlar da konuşacak zaten. Gerekli kanıtlar hepsi var. İstersen WhatsApp yoluyla atayım. Tamam, olur. Ama atmadan önce masada da varlar dedin. Onlardan bir dinleyelim. O sürede de sen atmış olursun hem. Tamam. Suna Can Bey var. Rızalardan yok galiba burada kimse. Atilla Bozkurt var. Tamam. Bilal burada mı acaba? Tamam. Onlarla konuşsunlar. Ondan Olaylar sonra ben size iyicene gerekli kızışıyor. kanıtları atarım. Tamam, şimdi kimleri öne sürdük? Atilla Bozkurt, Evet. Tuna Can Bey. Tuna Bir Can de Bilal Bey. Sancak Sancaklı Tuna Can abi. Üstünlerden de olması lazım. Evet. Bey. Buradayım. Tamam, yani 3 kişiyi mi öne sürdük şu anda? Evet. Zazalardan da vardı galiba. Zadalar yok galiba burada. Ha, varmış. Tamam. Var var. Tamam, yani 4 kişiyi mi Tamam. öne Yani sürdük? evet, Tuna'nın Cem abi özel söyleyeceği şeyler vardı. Onları da burada söylesin. Zaten Cem abi vekili Kaan çıktı burada. Söz sizde. Tamam. Şimdi o halde tek tek soruyoruz. Sol tarafta yakınımızda olduğu için Atilla Bozkurt'tan başlıyoruz önce bir. Musa Bey şöyle Tugay Bey'in adamı vardı. Beto Sarışılmaz'dı sanırım. Bu Evet. arkadaşın WhatsApp üzerinden milletten işte bir şeyler karşılığı oy istediğine dair WhatsApp birkaç tane dediğiniz şey var. hani şehir dışındaki WhatsApp'tan bahsediyoruz değil mi? Evet. Yani Aha. bu şekilde kanıtlar falan filan var. Zaten bu kanıtlar da Kubilay Genc'in elinde. Size de Evet. ulaştırır. Böyle. Tamam. Onun zaten olduğunu Kubilay Bey zaten bildiriyor. Sizlik kısmını soruyorum. Yani size ne teklif edildi ya da size oy vermeniz karşılığında ne dendi? Yani Tugay Sarsılmaz'ın size karşı yani gel sana şu kadar para vereyim, bu arabayı vereyim, bana oy ver mi dedi. Yani hani sizlik kısmını soruyorum. Karoğluna ne vaat edildi? Şimdi şöyle Tugay Bey, Musa Bey, Evet. bize öyle açıktan bir şey vaat edilmedi. Baron oğlum işinizi görürüz dedi Beto Sarsılmaz adlı arkadaş. Ama Tamam. o WhatsApp üzerindeki konuşmalarda başka ailelere vaat ettiği şeyler var. Tamam. Şimdi bakın. Burada zaten 4 tane isim verildi. Biz herkese tek tek soracağız. Benim size sorum şu. Size ne gibi bir vaat verildi? Ya Ya hani bize ben vaat sizin edilmedi. aileniz için soruyorum. Çünkü burada diğer 4 aileye de soracağım. Yani size ne Anlıyorum. Ya karşılığında oy istendi? bize bir şey karşılığı o istenmedi Musa Bey. Yani sadece normal gelip oy istedi ama şeyi ekledi yani. Ben dedi baron olduktan sonra sizi görürüm dedi. Tamam, baron olduktan sonra zaten çoktan oyu almış oluyor. Yani hani sonrası bizi ilgilendirmiyor açıkçası. Yani size Yani aynen öyle. şu arabayı veririm, bu evi veririm, bu parayı veririm, bana oy ver gibi bir şey söylendi mi? Yok hayır. Yani size bir şey karşılığı oy istenmedi. Doğru mu? Yok, benden istemedim. Tamam. Evet.
Kubilay Genç. O zaman bir kişiyi eliyorum. Doğru mu? Doğru Sıkıntı mu? yok. Aynen. Bu aramızda zaten. Onun için ismini verdim. Tamam. O zaman Tamam. O Tuna zaman. Can Bey'den devam ediyorum. Evet Tuna. Zaten tüm konuşmaların kaydı var. Yalan konuşmana gerek yok. Tamam. Burada sen müdahale olma. Kendisi zaten burada Yok yok. konuşmak zorunda. Evet. Nedir durum? Lütfen artık sponsor olun. Param kalmadı be bunu almaktan. Lütfen sponsor olun artık. Çete yazıyor orada. Şimdi bakın burada bir alıp verememezlik var. Yani şimdi burada diyorsunuz ki şimdi bize tuğla vermişler sanırım benim de haberim yok. Yani şimdi size ne verildi de siz burada oy verdiyseniz verdiniz ya da vermediniz. Şimdi bakın burada bir netlik istiyorum ben. Yani şimdi size tuğla verildi mi verilmedi mi? Şimdi bakın burada konuşmanız çelişiyor. Yani sizin haberiniz yoksa kimin haberi olacak? Benim haberim ne olacak hali yok ya. Yani sizin ailenize ne vaat edildi? Çetemiz diyor lan. Demedi bizi dediler ki tuğla vermişler diye bizi Kubilay Bey çağırdı. Çakır mekana. Gelir medeni tarafından tuğla verilmiş. Oğlum yanlış mı okuyorum amına koyayım? Bize bir şey verilmedi. Bize dediler ki tuğla vermişler. Kubilay Bey çağırdı çakır mekana. Dediler orada size medalin tuğla vermiş. Ama dedik bize daha silah vermediler. Ne tuğlası? Verselerdi biz almazdık zaten. Ya burada şimdi Kubilay Genç'in söylediğini yalanlıyor musun sen? Ben bunu oradan çıktıktan sonra Murat Can Denizli Bey'le konuşayım. Bilal Sancak da şahit. Yani şimdi sana tuğla verildi mi verilmedi mi? Bana sadece bunu söyle. Tugay Sarsılmaz sana gelip sana şu arabayı veririm, şu evi veririm, şu tuğlayı veririm, şu parayı veririm deyip Aferin, aferin. Ben evet. boşuna bu kayıtları almadım zaten. O zaman ikinci kişiyi de eliyorum. O zaman ikinci kişiyi de sıkıntı yok. Ben size ufaktan WhatsApp'tan şu Kubilay kaydı Genç attım. göt gibi Zaten kaldı bu kimden arada. attığım şurada belli olacak. Vallahi yani benim başıma gelse ben üzülürdüm. Sıkıntı yok Kubilay Genç. Hani Tamam. yoksa sıkıntı var. Tamam. Devam etmeyelim. Devam etmeyelim. Burada sonuçta öne sürülenleri dinlemek zorundayız. İki kişiyi eledik. Şimdi diğer bir isim Bilal Sancak'tan dinliyoruz. Evet. Durum sizin aileniz için olan kısmı soruyorum sadece yani. Hani sizin ailenize ne vaat edildi? Ya da ne söylendi sizin ailenize? Şimdi bizim ailemize bir şey vaat edilmedi. Ya sikerim ama taşak mı Medeniyet geçiyorsunuz amına kartlarından koyayım? hiçbir şekilde bize oy verin. Biz size şunu veririz veyahut da araba, ev, para, silah veririz gibi sözlerde bu cümleleri kurmadılar bize. Fakat Kubilay Genç'in söylediğine göre Can Bey ailesine, başka ailelere ve diğer ailelere oy için Tugay Bey'in Bu adına arada olan Bedri göt gibi Sarsılmaz, kaldı bu arada. Çok fena. hani siz bana bunu Çok verirseniz, fena. size oy verirseniz size ben burayı vereceğim, Öyle böyle tuğla değil. vereceğim, para vereceğim, araba vereceğim gibi söylemlerde bulunmuş. Ama bizim ailemize hiçbir şekilde bir şey denmedi. Çok Ve fena. bu da kesin mi bilmiyorum. Kubilay Genç'in elinde kanıtlar var mı İnanılmaz bu bununla ilgili? arada. Yani Kubilay Genç o zaman kanıtları göstersin diyeyim, ben bir şey diyemem. Yani ben gözümle görmedim. Tamam, ben şunu sormak istiyorum. Genel olarak şehirdeki durum ne sizi ne beni ilgilendirmez. Sormak istediğim şu. Üstün aşiretine yönelik Tugay Sarsılmaz gelip şu parayı, şu evi, şu tuğlayı, şu arabayı vereyim, bana oy verin gibi bir şey Akıl yok.
söyledi mi? Yani size gelip Tugay Sarsılmaz şu şeyi, şu arabayı vereyim, şu malı vereyim, bana oy verin dedi mi? Hayır, kesinlikle demedim. Tamam, siz sadece Kubilay Gençen duyduklarınıza göre mi bunu burada söylüyorsunuz? Yani hani siz niye mesela, hadi şimdi bakın. Burada 4 kişi öne sürüldü. Siz de dahil olmak üzere 3. kişi şu anda dinleniyor. 3 kişinin de bu olaydan haberi yok. Yani hani şimdi tabii ki de biz hani görevimiz olarak 4. kişi de tabii ki de dinleyeceğiz. Ama yani 4 kişiden 3'ünün de bu durumu reddetmesi, bize bir şey söylenmedi demesinde bir sıkıntı var. Ya ben buradan bunu anlıyorum. Ben de Sizin anlamadım bu ailenizde, olayı. Ya ben bir buradan bunu saniye, anlıyorum. Sizin sizin ailenize yönelik bir şey verip oy verme olayı var mı? Sadece bana bunu evet ve hayır şeklinde cevaplasan yeterli. bunu ben cevaplıyorum bunu. Tabii evet. Sizin ailenize gelip Tugay Sarsılmaz bir şey verip oy istedi mi? Hayır, istemeden. Evet Kubilay Genç. Üçüncü kişiyi de eledim. Evet, sonuncuyu da dinleyelim Musa Bey. Ben gidip Evet, çıkım sonuncu tahtasını aile da kimdi? alayım. Birazdan gelecek. Uzadaydı Onu sol köşede mi sağ köşede mi o? Biraz yardımcı olalım. Benim gözler yaşlıktan tam görmüyor da. galiba. Ha, tamam o köşede mi? O zaman oradan da bir dinleyelim. Chat'i temizleyeyim bir. Bakacağım bakacağım. En son bakacağım. Dinleyeyim şunları. Evet, sizde Beto Sarsılmaz geldi. Hemen bir daha chat'i bir temizliyorum. Hatta şu adım datımı kapatıyorum. Araç ve para vaat ettiler. Bir daha sıfırladım. Tamam. Parayla aracı verdiler. Bir daha, Musa bir Bey daha şunu hemen. söyledikten sonra Tamam, müdahil müsaadeniz olursa olmayalım. ben de çıkıp Müdahil geleceğim. olmayalım. En son konuşacağız. Bir kişi bir sözünü bitirsin. Para ve araç verdiler diyorsunuz, değil mi? Tamam. Tugay Sarsılmaz demiyor ama bunu sanırım. Beto Sarsılmaz dediniz. Söz hakkı vereceğim ama bitirmesi gerekiyor dördüncü kişinin. Beto Sarsılmaz geldi, anladım. Peki size ne kadar para ve ne araba verdiler? Yani aracın ruhsat numarasını hatırlıyor musunuz? Ya da plaka, ruhsat numarası. Musaklı ölür ölmez ben. Ulan. Yaparız acı be. Sıkıntı yok yani. Musa Aksızlı gider, Mehmet Kızıl gelir. Ne bileyim işte, sallıyorum yani. Bir daha bir temizledim hemen. Öyle, 200 bin Türk lirası ve uzun kasa Mercedes verdiler. Ha. Peki tam olarak ne zaman oluyor bu durum? Sonra geri aldılar. Nasıl amına koyayım ya? Sonra geri aldılar da koptu. Abi bu ne? Manyak mı bunlar amına koyayım? Sonra geri aldılar ne ya? Şimdi bakın, sonra geri aldılar derken abi bu ne? Abi şimdi teklif ettiyse geri aldıysa ne olacak? Peki, ne zaman şimdi 4-5 gün önce verildi. Aynı gün mü geri alındı? Abi inanamıyorum, bu nasıl olay? Geri aldılar diyor. Ah be garibim be. He, 4-5 gün önce bu olay başınıza geldi. Ve dün sizden teslim alındı. Doğru muyum? Abi inanamıyorum. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Anladım. 4-5 gün önce Beto Sarsılmaz vermişti. Doğru mu?
İnanamıyorum, böyle bir şey olamaz ya. Tamam Tunacan Bey, sizin yaptığınız şey bu konuya ilgilendirmiyor. Peki dün sizden Beto Sarsılmaz mı aldı? Bu nasıl bir kafa ya? Bu nasıl bir kafa? Aldılar. Verdiler diyor, geri aldılar diyor. Abi çok iyiydi ya. Bir daha yeniledim hemen. Anladım. 4-5 gün önce Beto Sarsılmaz size getirdi ve dün Beto Sarsılmaz geri aldı araçları ve aracı ve parayı. Doğru muyum? Peki niye aldı? Yani hani neden aldı? Şimdi merak ediyorum hani niye almış bir de? Tamam, söz hakkı vereceğiz. Bir saniye. Kişinin bitirmesini bekliyoruz sözünü. Bana affı gelmez kanka. Ya hiç hani şimdi ruhsatı siz imzalamanız gerekiyor. Hiç demediniz mi yani hani niye verdiniz, niye alıyorsunuz demediniz mi yani? Abi çok iyi ya. Banlama affı. Fiyatı yükselmişler. Arabanın piyasası değerlendi. Tamam, ruhsatı ama sizin imzalamanız lazım. Yani sonuçta hani anahtarı verince bu iş bitmiyor ki. Ya Beto Sarsılmaz gelip hadi ver anahtarı ruhsatı mı dedi size? Ya hani sadece bu kadar mı dedi? Ya hiç demediniz mi niye verdin niye alıyorsun diye? He yani bu oy olayı bu oy olayı ortaya hani çıkınca mı alındı diyorsunuz? Peki siz herhangi bir barondan bir araç ve nakit para yardımı istemiş miydiniz? Yani bizim ihtiyacımız var. Hani bize bir nakit para. Hiçbir şey demediniz. Beto Sarsılmaz size geldi. Al şu parayı, al şu arabayı, bize oy ver şeklinde mi size yaklaşım yaptı? Hadi çok kullandım ben orayı. Çok kullanılar be, ver. Ceza 10 kalmış, ver. Mekana gelip direkt arabayla parayı verdiler. Bakın şimdi sözünüz çelişiyor. Şimdi Beto Sarsılmaz size gelip bana oy ver, sana bana oy verirsen şu arabayı bu parayı vereceğim deyip verip gitti mi? Yoksa hiçbir şey demeden verip gitti mi? Abi anlamıyorum ki. Mekana girip direkt arabayla parayı verdiler. Ay aman efendim. Kantar inceleyeceğim, kantar inceleyeceğim. O en son. Parayı nasıl geri aldılar? Az önce merak ettim. Valla heyecanla bak. Oy karşılığı vaat etti. Ha, parayı verip gitti. Anladım, tamam. Tamam, anlamaya çalıştık. Sıkıntı yok. Anladığımız şey, size oy verirseniz eğer ki araba ve para verileceğini söylemiş. Anladığım kadarıyla benim bu. Yani bir karşılık beklenmiş. Tamam. Şimdi bir söz hakkını vereceğiz. Ardından Şu an hemen barona sözü çevireceğiz. Çünkü hani olayın sıcağının gitmemesi gerekiyor. Hemen söz hakkını veriyoruz. Hemen söz hakkını veriyoruz. Sol taraftan bir söz hakkı vardı. Zafer Kılıç. Musa Bey, Evet. ben Zaza aşiretinin kurucusu.
Fuat Zaza'yla konuşmuştuk bu durumu. Evet. Zaza şirketi yeni kurulduğu için Medellin Kartel gidiyor Beto Sarsılmaz. Aha. Bir tane Cadillac, bir tane limuzin veriyor Mercedes. Evet. Bir de maddi yardım yapıyor. Ama hiçbir oy falan vaat etmiyor. Yeni açıldığı için yardım olarak veriyor. Kendisi Anladım. söylemişti bunları. Tamam. Farklı söyleyeceğiniz bir şey yoksa hızlı olmamız lazım. Tuna Can Bey'den de söz hakkı alıp hemen Baron'a yönelteceğiz. Olayın çünkü soğumasını istemiyoruz. Olayın soğumasını istemiyoruz. Hemen Tuna Can Bey, Tamam. hemen bir chat yayınladım arkadaşlar. Düştüm oyundan geliyorum. Tamamdır. Evet, Tuna Can Bey'den bir tamam, yanlış söylüyor. Hangi konuda yanlış söylüyor? Yani siz de oradaydınız. Beto Sarsılmaz da vardı. Evet. Şimdi bir saniye. Bakın çok söz hakkı alıyor. Hani Baron Bey'e de söz hakkı vermemiz lazım. Çok hızlı konuşmanız gerekiyor. Hani olayın sıcağı bozulmasın. Hiç boyu istemeden direkt para verdi. Beto Sarsılmaz yapıyor bunu da. Siz de oradaydınız. Siz de bir miktar, sen yani siz de aynı zamanda mı para yardımı yaptınız? Anladım. Ama siz de olay yerindeydiniz o gün, o dakikalarda. Hemen hızlı geçmemiz lazım. Kubilay'ın zortlayın. Onun interneti çekme şekli. Aleykümselam Mete, hoş geldin canım. Hatta aynı şekilde Beto Sarsman. Anladım, tamam. Hemen sağ taraftan bir söz hakkı alıyoruz. Çok hızlı olmamız lazım. Konu dağılmadan çünkü bitirmemiz gerekiyor. Aynen, ben de onu şey yapıyorum zaten. Evet. Beto Bey zaten Medellin'den ayrıldı. Bu olaylar olduktan sonra anladım. Çıkmadan dağıtmak istedi. Ha. Anladım. Yani şu anda kendisi Medellin kartelde değil mi? Suikast gibi düşünün. Ha. Yani şu anda Medellin kartel değil. Olay olduktan sonra hemen sona mı çıkıyor? Ha. Direkt. Anladım. Tamam. Devam ediyoruz. Bir söz hakkı daha vardı. Hemen onu da geçelim. Çünkü Baron Bey'den de söz hakkı vermemiz gerekiyor Baron Bey'e. Çünkü hani aklındaki şeyleri de unutmaması lazım. Anladım. Beto Sarsılmaz çıktı diyoruz yani, öyle mi? Hemen ardından çıktı. Yani bu bir suikast olabilir diyorsunuz. Tamam. Sol taraftan Beto Genç bir söz hakkı istemişti. Evet, bekliyoruz. Musa Bey, ben Evet. bir şey getirmek istiyorum dile. Hı. Beto Sarsılmaz benim öz dayımın oğlu olur. Araçlar da benim aracımdı. Ben bir süre yurt dışında birkaç kaçakçılık işlerine girdim. Nargile tütünü falan. Şehre Aha. geldim. Yeni ailemi açtım. Aha. Araçlarımın da yerlere verilmiş. Belediye sayesinde araçlarımı geri aldım. Araçları bizzat ben aldım. Çünkü tekrardan şehre geldiğim için ailime araç lazım. Bu araçlar da benim olduğu için Evet. böyle bir hakkım var. Doğru mu? Şimdi Ve araçların dayımın oğlu Beto şehirden gitti. Sarsılmaz Evet, tarafından evet. alındığı söylendi ama. Musa Bey anahtarlarını ben ona vermiştim. Şehirden gitmeden önce. Yani aracı siz mi aldınız? Beto Sarsılmaz mı size getirdi? Sarsılmaz bizzat bana dün akşam getirdi. Tamam, peki Beto Sarsılmaz niye vermiş? Bana söylediği kadarıyla ben olayları anlatayım. Bana birkaç kelam etti. Delilleri de vardır bende.
Şehirde Beto Sarsılmaz bayağı bir yardımsever bir insanmış. Şehirde yeni olan çoğu ailede aracı vardır. Yani genç plaka olarak. Onu şahsen benim adım olarak ama ben ona bırakmıştım. Daha sonra bu para konusunda da bir miktar para bırakmıştım buna, bir 15-20 milyonluk falan. Geri geldiğinde az Biraz, miktar aldım biraz da sordum da kardeşim neden bana bu yani. kadar az para verdin dün. Şehirde ihtiyaç sahibi diyor, benim elim bol yani. Benden para isteyene ben para veririm. Yani önemli dünya. Kefenin cebi yok dedi. Yani bana söyledikleri bu. 15-20 milyon be kardeşim. Benim demek Al şunu istediğim ya. buydu. Al. Bu için söz hakkı istemiştim. Vaktinizi aldıysam kusura bakmayın. Yok estağfurullah. İyi bir aydınlatma oldu ama. Şimdi Beto Sarsılmaz Zaza ailesine Medellin karteli oy almak için mi yoksa yardımsever olduğu için mi? Bunu öğrenmek istiyoruz. Yardım amaçlı. Daha önce de yardım amaçlı Musa abi. Daha önce Çelik ailesine de vermişti. Al Capone ailesine de vermişti. Her şeyi bana anlattı. Kendisi şu an yurt Al dışında. kardeşim Birkaç 15-20 işlerimiz milyon var. ya. En kısa zamanda o da geri gelecektir. Yani bu zamana kadar biz onunla da iş yaptık. İkiz kardeşim Bedo da olsun. Şehirde geldiğince tüm ailelere destek verdik. Vermeye de çalışıyoruz. Eğer destek vermemiz bu zamana kadar rüşvet oluyorsa başımız da burada, masa da orada. Bizim başımızı masanın üstüne koyarız. Siz istediğiniz zaman kellerimizi alırsınız. Bak bak Ama bak bak bak. yardımseverlik. Akıllı budala bak Dışta sen. ben bunu anladım. Beto'ya da gerekeni anlatırım. Al Biz şu artık 15 milyonu yardım bugüne ver. etmeliyiz. O mantık oldu. Anladım. Yani sen Beto Sarsılmaz'ın akrabası olarak bunun bir yardım olduğunu mu Evet. duydun Zaten bana ondan? anlatmıştı. Bu para olayı da bana anlattı. Tuna Can Şeyi Beylerle soracağım. birlikte Niye aldı gitmişler. geri Tugay diyeceğim. Bey de gitmiş onlarla. Orada bir konu geçmiş. Bizim maddi olarak sıkıntımız var. Beto Sarsılmaz bir miktar para vermiş. Miktarı bana söylemek Oy yakışmaz. bak ne Çünkü soruyorum verilen şey şimdi. o. Tuna Can Bey de destek çıkmış. Yani bana anlattığı kadarıyla diyor benim şehirde üstüme bir komplo kuruluyor. Bak Bu leke bekle. temizlenmeden ben bu şehre gelmem diyor. Çünkü durduk yere daha düne kadar herkese Cepheden yardım korktu eden bir bu. insan neden şimdi rüşvet için böyle bir şey yapsın ki? Hem de Medellin 3 baronluk yaptı. Böyle bir şey ihtiyacı zannetmem. Musa Peki Bey, şunu müsaade soracağım. Bir olunmaz. saniye. Son kez şunu soruyorum. Beto Sarsılmaz madem çok yardımseverdi. Niye verdiği yardımı geri aldı? Ben şehre geri geldiğim için biraz kalabalık geldim. Daha gelecek akrabalarım var. Yurt dışındaki işlerimizi Ya. tamamen bitirdik. Artık şehre geri geldik. Ondan dolayı araç eksiğim vardı. Çünkü kardeşlerime yetmiyor araç. Hala da var. İlerleyen zamanlarda bol miktarda yine araç Ulan. takviye yapacağız ailemize. Bir yeniledim. Yani Yani olunca senin daha mı çok yardımcı yardıma olabilirler. ihtiyacın var? Bunu mu söylüyorsun? Yardıma ihtiyacım yok. Eğer benim imkanım varsa ben kardeşlerim kullanmasını daha çok tavsiye ederim. O yardımseverlik yapıp arkasında konuşturuyorsa ben de istemek hakkım, en doğal hakkım. Doğru mu Tabii Musa tabii Bey? senin evet doğru. Sen kendince haklısın. Ama ben bunu Beto Sarsılmaz için konuşuyorum. Yani Beto Sarsılmaz madem çok yardımseverdi. Neden peki verdiği yardım geri aldı? 15'e mi Ben azıcık istediğim diyor için Musa Cadillac'ları Bey. geri alıyor? Musa Bey. Tamam her neyse. Şurada bir son söz hakkımız kaldı. Ondan sonra da artık şey yapacağız. Kubilay Genç'e döneceğiz. Evet Atilla Bozkurt son söz hakkı da senden. Tabii Musa Bey, şimdi ben çok kısa konuşacağım. Bence Evet. kanıtların ortaya çıktığını öğrendikten sonra şaibeli olduğu için Beto Sarsılmaz'ı aileden attılar, bana öyle geliyor. Ama şehirden gidiyor. Problem orada. Yani hani Beto Yani Sarsılmaz şu an olarak. şehirden gidiyor ama yani çok garip bir durum Musa Bey. Zaten kanıtları da göreceksiniz. Ben görmüştüm daha önce. Sıkıntılı şeyler var orada. Tamam, onları zaten inceleyeceğiz. Evet, Kubilay Genç'e geçiyoruz. Ondan sonra hemen Tugay Sarsılmaz'a artık söz hakkını veriyoruz.
Ben size WhatsApp'tan gerekli kanıtların hepsini attım. Hepsini teker teker incelersiniz. Burada Hı konuşanların hepsini yalan konusunda öğrenirsiniz. hı. Hepsini tek tek okuyun, Evet. izleyin. Gereken zaten çıkıyor piyasaya. Tamam. Bunu zaten inceleyeceğiz. Farklı bir şey yoksa artık ben geçiyorum Tugay Sarsılmaz'a söz hakkı vermeye. Evet, farklı bir şey yok. Onları tek tek incelerseniz hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Evet. Tugay Sarsılmaz artık söz hakkı... Yanında patron yardımcıları. Onlarla beraber gidiyor. Orada bir muhabbet dönmüyor. Zaten bana iletiyor. Bu aile bunu istiyor diye. İkincisi Beto, ben ve Tuna Can üçümüz işte. Arkadaşlarım mekanına gidiyoruz. Daha sonra ise Polsaz isimli şahıs. Biz vuruyoruz tabi. Normal olarak Dublin bizim çok teşekkür görevimiz ediyorum. nedir? Çok Şehirdeki sağ ol. ailelere yardımcı olmak, şehirde uyuşturucuyu sağlamak. Aileye soruyoruz. Geliyor Yani geliyor, sizden havalı bir geliyor. isteğiniz, bir şeye ihtiyacınız varsa iletin. Ailenin bize söylediği araba desteği ve maddi durumda destek. Benim yardımcım Beto Sarsılmaz kişiye araba ve zaten para desteğini sağlıyor. İki kez sağlamış oluyor. Aynı şekilde söyleyeyim. Beto desteği sağladıktan 10-15 saat sonra Tuna Can Bey kendisi de belirli bir miktarda yardım sağlıyor. Tabii ben bu miktarı bilmiyorum. Çünkü hani kendisi diyor sonuçta. Kendisi de zaten burada sorabilirsiniz. Kendisi zaten parayı kendisine sunuyor ve biz oradan ayrılıyoruz ve diğer ailelere vesaire gidiyoruz. Ulan Dediğim Radars. gibi zaten şu anlık diğer konulara eleştiri yapmayacağım Ulan çünkü hepsi Radars. yalanlanmış. Bir Beton de bir. bu Beto'nun arabaları geri çekme mevzusu var. O da şundan dolayı Beton biz bir. Beto'yla kısa bir tartışma yaşadık Musa Bey. Bu konular hakkında hani gerçekten böyle bir olay var mı Ne oluyor lan? gibisinden bir tartışma yaşadık. Ki açıkçası ben burada Beto'nun böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi yapsa illaki benim haberim olurdu. İllaki birisi çıkar şimdiye kadar filerdi. Kötü bir siliyorum. Beto kendisi şehri terk etti. Ve üzerinden atılan iftiralardan dolayı da şehri terk etmesi ve benim atışmam sonucunda kendisi zaten aileden ayrıldı. Ve Beto'nun kuzenleri şehre gelip kendi ailelerini açtılar. Bugün ve yarın açtılar. Tam hatırlamıyorum. Daha konuşmadık bile. Ve kendi ailelerini açmak için tabi arabaya ihtiyacı oldu. Gibi gibi şeylere ihtiyacı oldu. Ondan dolayı da büyük ihtimalle zaten araba desteğini geri çekti. Çünkü Beto Sarsılmaz sağlamıştı. Beto Sarsılmaz da Beto gençti. Beto Sarsılmaz'dan yanına vesaire vermiş. Şunu da söyleyeyim. Burada üzerimize atılan çok fazla iftira var şu ana kadar. Ben kanın dökülmesini sevmem. Ama illa kan çıkarmak isteyen var, sıkıntı yok. Ben birazdan söyleyeceklerimi söylerim. Ben şu ana kadar sessiz kaldım. Herkesin ne diyeceğini, ne söyleyeceğini çok merak ediyorum. Ne oluyor Buradan bunu lan? anlamış oldum. Kan istiyorlar madem. Ben en büyük kanı çıkaracağım şimdi. Çünkü harbi yani çok büyük olaylar dönüyor. İftiralar zaten durmuyor Musa Bey. Dediğim gibi bu olaylar bitsin. Daha sonra yeniden sizden söz hakkı alıp kanıtları size sunup Ama gerekli işlemler için izni alacağım. Söz hakkı verdik. Teşekkür ederim. evet. Bu durum bu şekilde. O halde bana WhatsApp'tan gelen kanıtları inceleyelim. WhatsApp'tan bana gelen kanıtları inceleyelim o halde. Şimdi Kubilay Genç'in atmış olduğu tüm kanıtlar incelendi. Hatta fazlası da incelendi. Henüz Medellin tarafından bir kanıt incelenmedi. Şu anda tamamen Kubilay Genç için kanıtlar incelendi. Kubilay Genç'in atmış olduğu kanıtlar da Can Bey ailesi tamamen bizzat doğru ve dürüst şekilde tarafsız olduğunu ve o işin olmadığını belirtiyor. Bu durumda Kubilay Genç yalancı konumuna düşüyor. Can Bey için. Can Bey için. İkinci olarak Tuna Can Bey'in bulunduğu yerde Üstün'de bulunuyor. Üstün aşiretinin konuşmasıyla yani masadaki konuşmasıyla
GoPro kaydındaki konuşması arasında çok çelişki var. Hem Can Bey ailesini, Tuna Can Bey ve yanındaki diğer kişiyi gaza getirecek, kışkırtacak şeyler söylüyor. Hem de burada bize bir şey verilmediğinden bahsediyor. Bu durumda yine Kubilay Genç yalancı konumuna düşüyor. Evet. Beto Sarsılmaz olayına gelince, bu arada Emirhan çok teşekkür ederim bu arada. Yine Coin Her Sayı'da abonelik hediye etmiş ve Rivens burada çok teşekkür ederim. Takip çok sağ ol, hoş geldin aramıza. Şimdi Beto Sarsılmaz olayına gelince. Beto Sarsılmaz bu yardımları yaptığı gün ne yardımından bahsediyorum? Az önce Zaza aşiretine 200 bin ve uzun Mercedes bahsedilmişti ya. Bu yardım bizzat Beto Sarsılmaz tarafından yapılıyor olup Tuna Can Bey'in de desteğiyle yapılıyor. Ek olarak da zaten Zaza aşireti halihazırda yeni açılmış bir aile olduğu için yardım talebiyle yapılıyor. Ve baronun, sefirin görevlerinden bir tanesi de buradaki masadaki herkes bilir. Yeni açılan ailelere göz kulak olmak, yardım etmektir. Bunu bilmeyen yoktur zaten. Bu durumda Zaza aşiretinin de söylemiş olduğu yalanlanmış oluyor. Ek olarak Beto Sarsılmaz'ın yaptığı yardımın aynı gününde Tugay Sarsılmaz tarafından Beto Genç aileden atılıyor. Yani kendi isteğiyle ayrılmıyor, bizzat atılıyor Tugay Sarsılmaz tarafından. Ek olarak verilen yardım eğer ki Medellin kartele ait olsaydı bunu Beto Sarsılmaz alıp Beto Genç'e veremezdi zaten. Demek ki Zaza aşiretine verilen yardım Beto Sarsılmaz'a ait ki Zaza aşiretinden tekrar Beto Sarsılmaz tarafından alınabilmiş. Şimdi size soruyorum. Tugay Sarsılmaz'a ait olan bir şeyi nasıl Beto Sarsılmaz Zaza aşiretinden geri alabilirdi? Kendisine ait olan şeyi alıyor. Bu durum bu kadar basit. Bir diğer olay Beto Sarsılmaz ile Çakır arasında geçiyor. Burada bir konuşmalar mevcut. Bu konuşmalarda bir takım kin, öfke, yapılan yanlışlar, işte ben size öyle yapmıştım, siz bana niye yapmadınız gibi konuşmalar. Ek olarak bir hastane söz konusu var. İnceleme yaptığımızda bu hastane Beto Sarsılmaz'ın değil zaten. Beto Sarsılmaz'ın olmayan şeyi nasıl satabileceğini düşünebiliyoruz. İnceleme yaptığımızda Çatalca Hastanesi Alperen Sarsılmaz'ın üzerine olan bir hastanedir. Bunun da Beto Sarsılmaz'la ilgili hiçbir tapu payı dahi bulunmamaktadır. Bizzat Alperen Sarsılmaz'a aittir. Beto Sarsılmaz bundan nasıl hak talep ediyor ben anlamıyorum. Alperen Sarsılmaz'ın yani tapu sahibinin haberi olmadan nasıl satmaya kalkışıyor bunu anlamıyorum. Mekanıma birkaç tane baskın vesaire oldum olsa abi. İsterseniz ben bunu daha sonradan kendim halledebilirim veya size de Şimdi gösterebilirim. söyleyelim Yani çünkü bir daha bir araya peki. gelmemiz zor olabilir. Askerlik var dediğim gibi. Tamam. Tamam, ben o zaman size hemen Gmail üzerinden kanıtları sunuyorum. Tamam. Burada Tugay Sarsılmaz'ın bana göndermiş olduğu videoda gördüğüm kadarıyla Muratcan Deniz Şafak aşiretinin yani Cem Adaklı'nın sağ kolu olarak bilinen Kubilay Genç'i kafalayıp gelip Kubilay Genç gücünü alarak, gücünü kullanarak Medellin Kartel'e diğer suçsuz aileleri de alarak
Medellin kartel mekanına, yani baronun mekanına, sizlerin burada oy verdiği kişinin mekanına saldırı yaptırıyor. Ve bu durumda Kubilay Genc'e sormak istediğim bir soru var. Neden Evet. Cem Adaklı'nın izni olmadan böyle bir şey yaptın? Yani Cem Adaklı bunu duyduğu zaman sana ne yapacak? Pink yazdı. Söz hakkı vereceğiz. Lag yok şu an sunucuda. Chat'ten yazdı. Aha, onu kaçırdım. Beto karaktersiz yüzünden yaptım. Tamam. Orası yapmayalım beyler. Aynen öyle. Peki Beto Sarsılmaz'ı aklıma Betonu Genci'ni geldi. Şimdi Beto Sarsılmaz'ın medallinden atılmasını rica etmek yerine, madem biliyorsun karaktersiz olduğunu, Medellin kartelden atılmasını istemek yerine neden Tugay Sarsılmaz'ın üzerine oyun oynadın? Sen Cem Adaklı geldiğinde başına geleceklerden haberin yok galiba senin. Bu Ya yaptığın ben çok bunu büyük bir mezuniyet bu arada. yapmıyorum. Ben bunları bilerek yaptım da tabii. Yani Ben sen de zaten kabul ederek yaptım. yani burada birçok aileye de zarar vermiş oldum. Hangi aileleri aldın yanında bunu yaparken? Yapacak bir şey yok. Al Gereken buradan. neyse yaptım. Gel şimdi, sen daha ne yemedin? Ah be, üzüldüm ama koyayım şimdi. Tamam, hangi aileleri aldın yanına bunu yaparken? Üstün var. Şafak var. Nasıl oluyorsa Şakları artık. var. Sefir Baron'a ateş ediyor. Şafak var, Üstün var, Çakır var. Başka? Horza. Forza var. Başka kim var? Başkası yok. Dört aile. İki tanesi zaten kandırılaraktan bu işlere sokuluyor. İki tane istediğin kim onlar? Çakır da üstün işte. Çakır ve Üstün'e ne söyleniyor acaba? Yani senin attığın videoya göre Cem Adaklı'nın haberi var denilerek kandırılıyor. Bizzat kendilerine söz hakkı verelim. Bizzat kendilerinden dinleyelim. Evet. Bilal Sancak, ne söylendi size? Baron'un mekanına sefir tarafından baskın yapılması. Ne olarak söylendi size? Yani ne dediler gelin diye? Bize Cem Adaklı'nın haberi var. Yani şöyle haberi var. Abi o Kubilay Genç tipaka bizi de diyor ki çekmeye bütün her şeyi çalıştılar. ben üstleneceğim. Biz Tugol'le Ve konuşuyorduk biz zaten. Tugay Doğrudur hocam. Sarsılmaz'la konuşmamıştık o zaman. Forza Kartel bize dedi ki böyle böyle olaylar var WhatsApp üzerinden. Bizi Çakır ailesine ve bizi yanına çekti. Sonradan Tugay'la konuştuğumuzda biz olaydan çekildik. Olaylar dedik karışık, bu işin içinde bir şey var. Biz olaydan çekildik bunu öğrendikten sonra. Fakat bizi o mekana götürürken Cem Bey'in izni var bende. Ha, denmese bile bütün her şeyi ben isteyeceğim. Böyle böyle olaylar zaten haklı, biz çıkacağız dediler. Anladım. Yani size bu şekilde bir yanılgıyla mı aralarına Aynen. dahil ettiler? Evet. Ve sonradan anladık zaten, olaydan çekilmeye karar verdik. Masa toplanmasını bekledik. Anladım. Tamam. Çakır'dan kim var burada? Varım. Evet. Ha, Atilla doğru. Peki size ne söylendi? Yani Şafak Eşit'i size gelip ne dedi?
Yani Cem Bey'in emri olduğu söylenildi. Biz de o emrin üzerine Direkt uyguladık bana yani. at. Can az Cem kafa Bey'in emri dinleyeyim. vardı, Oynayan mecburi Kubilay Genç. yerine IC oluyor, getirmek OC müdahale zorunda edemem. kaldık. Maalesef. Doğrudur. Kubilay Genç. Yani Kadar. dinliyorum. Buyur. Yani bu kadar Musa Bey, başka bir durum yok. Cem abinin emri olduğu söylenildi. Aha. Biz de o şekilde yani ateş etmek zorunda kaldık. Anladım. Yani siz de yine üstünlerle aynı olay gibi mi kandırdılar? Yani kandırdı demeyelim ama öyle oldu. Yani bir şeyleri söyleyememe gibi bir korkum var herhalde. Yok estağfurullah Musa Bey, yani kimseden korkumuz olmaz. Korkuyla alakası yok ama yani bir emir geldi mi bunu da bilmiyorum açıkçası. Yani birisi sana gelip Cem Adaklı'nın izni var. Hadi gelin baron mekanını basacağız şeklinde mi söyledi bunu? Yok hayır yani. Şöyle oldu. Cem Bey'in emri var. Onun haricinde bir durum olursa bütün mesuliyet bana ait. O şekilde gövde gösterisi yaptık. Basılma olmadı zaten. Sadece dıştan bir tarama gerçekleşti. Evet, Kubilay Genç. Cem Adaklı'nın karardı falan demedim diyorsun. Farklı konuşuyor. Evet, burada bir olay var. Bu arada ben şimdi ifşalamak gibi olmasın ama Çakır Şafak Aşireti'nin alt birliği olabilir. Yani bence. Bana öyle Musa geliyor. Bey, Evet. bir şey daha söyleyeceğim. Mekan baskınından ziyade yani mekan baskını evet var. Bir de şöyle bir durum var. Bu masada oturan bir tane Ali'yi, Kılıç Aşireti'ni, Zafer Kılıç yani, arayıp Kubilay Genç tarafından Tugaylar size savaş açacak gibi cümleler kuruyorlar. Yani Evet. aramızda aileleri birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Bunun da Orada zaten zaten gerekli kanıtları Bilal falan ve var. Atilla söyledi bana. Ne var? O sıkma mevzunu zaten Bilal ve Atilla söyledi bana. O yüzden aradım Ama onu. Bu konuda orasını yalan olan bir bilmiyorum. şey yok. Hani zaferlere soruyorum. Niye böyle bir şey dediler biliyor musun dedim. Yok Ay diyor. Şafak'tanım. Valla ben Zaferler öyleyse söyleniyor. söyledim. Ama Savaş gerçi siz açılmış. Neden gerçi söyleniyor? Kusura bakmayın teşkilat-ı ama mahsusanın devamı hani mıydınız? eyvallah anladık. Pardon. Doğru, onu unuttum. Baronluk Doğru. makamı için gözünüz var. Hani burada Benim eyvallah hani baron şeyden ateşim her yok. şeyden olabilir. Atilla'ların olabilir, Emre Ateşler'in olabilir. Lakin hani Doğru, böyle siz iftiralarla falan teşkilatın benim üzerime iş gelmeye yeni çalışmayın. versiyonuydunuz. He Çok pardon, o aynen. zaten Musa Onu Bey unuttuk. Gmail'deki kayıtları gördü. Onu attım. Siz çapınız sizin medalini ayıracak kadar yetmez. Bir, iki medalini ayırmak Aynen, istiyorsanız ailem aynen. iftirallarla gelmeyin. Zaten O böyle. çıkma olayını bana Bilal veya Atilla söyledi. İki arabayı diyorlar diye. Ben de o Abi yüzden onları kimse aradım bilmiyor ama uyardım. nokta atışı yaptın Yani aslında olay Şafak bu. adına. Nasıl lan? Teşkilat ve iyi ya. Musa Bozkurt'un. Evet, Yani son tüm kez söz durumlar hakkı yalan verelim söylenmiş. artık. Bir takım işler var. Evet, dinliyoruz Tuna Can Bey'i. Tuna Can Bey'e de iyi yalan atmışlar bu arada. Adam da şaşırdı videoyu görünce. Adam da şaşırdı ama videoyu görünce. Ne oluyor lan dedi. Evet, izledim onları. Hem medalini ateş edilirken. Musa kızın pembe kalbi dönüyor. Musa Bey bence işinize karışmak gibi olmasın ama bence izlemeye Evet. hiç gerek yok. Sonuçta itiraf ediyor kendisi Tabi de. zaten itiraf var, evet. Yani hani zaten tersi bir şey söylenmiyor. Bu durumda Sefir Bey çok sinirlenecek, haberin olsun. Yapacak bir şey yok. Ben zaten uzun süre daha gelmeyeceğim. Ona göre
halledersiniz. Öyle mi? Aynen. Anladım. Peki o zaman Tugay Sarsılmaz. Topu sana bırakıyorum. Tamamdır. Şöyle ben topu hemen halledeyim. Aga be. Aga Evet arkadaşlar. Kubilay Genç. Artık CK. Evet baylar. Bu masada bu tarz şeyler de olabiliyor. Bu da sizlere ibreti alem olsun. Sefir ve baronun birbirine çarptırılması demek, bu şehirdeki konseyimizin tamamen bozulması demek. Bu yüzden bu şekilde ölümle sonuçlanabiliyor. Hakkı rahmetine kavuştu. Evet baylar. Toplantı burada bitmiştir. Musa Bey, Evet. bölge dağıtımı olacaktı da oldu Gece mu? yerleriniz otomatik olarak verilir, merak etme. Zaman hayatta kalın. Tamamdır. Evet baylar. Rabbim hayırlı olsun. Hepinize iyi geceler. Hepinize iyi geceler. Akşamlar. Tugay. Efendim. Ah be. Senin planları var ya. Oldu nasılsın? Üzüldüm be. Oğlum bana verme de karıştırma unuturum bak. Arabaya koy. Şey olmaz. İyi hadi görüşürüz. Valla tek Hayırlı olsun. CK bu değil. Tugay hayırlı olsun. Tek Eyvallah. CK bu değil. Hayırlı olsun Tugay Bey. Destek çıkan İyi Superman akşamlar herkese Musa. teşekkürlerimi İyi akşamlar bildirtirim. Musa Bir şey Bey. olmadı Görüşmek ama. üzere. İyi akşamlar, iyi geceler.